Kimi ünlüler estetikle, kimileri filtreyle değişiyor. Kimileri de teknolojinin nimetlerini biraz abartıyor. İşte o ilginç araştırmamız. Hülyam Şarığını, filtreli hayalet vakası. Bu teklifi oğlumun ceza almasından korktuğum için de yapmıyorum. İrem Derici'nin estetikle değişen hayatı. Enteresan bir şekilde estetik doktorları aramaya başladım. Kapı pencere yamultup fena yakalanan ünlüler. Ve hiç bilinmeyen, tarihe geçen estetikleri. İzmir'i ve Ege'yi ben de gerçekten çok severim. Filtre, Photoshop, estetik. İşte olduğundan farklı görünen ünlüler ve kullandıkları yöntemler. Ünlüler dünyasında değişim denince akla ilk olarak estetik operasyonlar gelir. Estetik operasyonlar son yılların değil, tüm zamanların vazgeçilmez değişim yöntemi. Sanat güneşimiz rahmetli Zeki Müren bile zamanında estetik yaptırmış ünlülerden. Yıl 1980. Estetik ameliyat olmak için Paris'in yolunu tutan Zeki Müren'in ameliyatını, dünyaca ünlü yıldızlar Elizabeth Taylor ve Sophia Loren'in operasyonlarını da yapan Doktor Rudolf Troke gerçekleştirmiş. İzmir'i ve Ege'yi ben de gerçekten çok severim. 14 yıl üst üste İzmir fuarında konserler verdim. Fakat sıhhi nedenlerle doktorlar 4 yıldır sahneye çıkmamı engelliyorlar. Zeki Müren için ameliyat o kadar da kolay olmamış. Hatta o kadar korkmuş ki annesine bir mektup yazıp ameliyat masasından kalkmadığı takdirde mirasının yoksullara bırakılmasını vasiyet etmiş. Hastalandım ilaç hani bir acısız ölüm. De yok bir acısız ölüm de yok. Teknolojinin ilerlemediği yıllar tabii. Zeki Müren'in ameliyatı 8 saat sürmüş. Günümüzde bu süre çok daha kısa. İşte Zeki Müren'in estetik haritası. Dertli gönüllere giren işte benim Zeki Müren. Ve işte Zeki Müren'in estetikten önceki ve estetikten sonraki hali. Taze söğüt dalısın, gel bana her gecesin, gönlüme doğmalısın. Estetik, Zeki Müren'den sonra moda oldu. Ajda Pekkan'la başlayan estetik operasyon furyasının bayrağını taşıyan son isim Seda Sayan. Tüm estetik yöntemlerini kullanan Seda Sayan, estetik yaptırdığını hiç gizlemiyor. Kaşımı çekti görüyorsunuz. Canım gel yanıma. Ne yaptın şimdi sen? Ne oldu şimdi? Seda, oynatma taraf... beni. Elimizi oynatmayın lütfen. Değmiyorum. Yok, elinizde damarlı var mı? Daha devam edemeyiz. Bitiminde çok daha güzel olacak. Bu tarafım sol tarafım gördüğünüz gibi. Estetikle değişen pek çok ünlü var. Son dönemin en dikkat çeken değişimlerinden birinin kahramanı Bestemsi Özdemir. Yıllar önce oynadığı dizide böyle görünüyordu Bestemsi Özdemir. Nasıl anlamadım. Yani kararını neden değiştirdin? Kabul edersin ki çok sert bir dönüş oldu bu. Bilmiyorum. Yani pek fazla şey oldu tabii. Son filmi Lady Di'de ve filmin galasındaysa böyle. Senaryo muhteşem, kast çok güzel ve benim için büyük bir challenge'dı dansöz oynamak. Bu değişime rağmen estetik operasyonlara yanaşmadığını söylüyor ünlü oyuncu. Bende dolgu botoks olmadığı için herhalde estetikli diye haberlerim çıksa da yok. O yüzden cilt bakımı falan yaptırmam gerekiyor. Benzer bir durum Hilal Altınbilek için de geçerli. İlk dizisinde bambaşka biriydi görüntüsüyle. Kızım, ne diyorsun sen, çok ayıp. Ne var anne ya? Burada şimdi anne kız oturuyoruz. Son projesinde de böyle görünüyordu Hilal Altınbilek. Melisa yok tak tak falan. Çıkar şunu aklından ya. Ölüm bölüm yok. Tertemiz halledeceğiz bu işi. Hilal Altınbilek yaptırdığı estetikleri tek tek anlatmasa da estetik yaptırdığını saklamıyor. Ay beni özellikle... estetik mi estetik konuşturmayın. İnsan istediği her şeyi yapabilir. Mutlu olduğu her şeyi yapsın diyorum ve konuyu kapatıyorum.
Estetiğin son harikalarından İrem Derici, yıllar önce bırakın estetik yaptırmayı, kapısını çalan estetik doktorlarını bile ifşa eder haldeydi. Enteresan bir şekilde estetik doktorları aramaya başladı, mail atmaya başladı. Maillere hani kibarca cevap verdim, yok düşünmüyorum, teşekkür ederim falan. Bir tanesi aradı, burnunuzla alakalı dedi, çok büyük sıkıntılar çekiyormuşsunuz dedi, ben dedi talibim yapacağım dedi. Yok beyefendi düşünmüyorum dedim, bakın ama dedi, ileriyi düşünün dedi. Ne dedim, ileriyi niye düşüneyim ya? Şimdi dedi, ben dedi para almam, yaparım. Ama dedi bir dahaki Beyaz'a konuk olduğunuzda dersiniz ki Ahmet, Mehmet, bilmem kim benim burnumu yaptı. Böylece iki taraflı kazanırız dedi. Tabii canım, dedim ya nereden buldunuz telefonumu, orasını karıştırmayayım. Acayip yani, böyle sürü... iki üç tane olay yaşadım. Yıllar önce bunları söylerken bir estetik yaptırmaya başladı ve arkası kesilmedi. İrem Derici şimdi bu halde ve estetiğin son harikası olarak parmakla gösteriliyor. Yani anlatırdım şimdi, az skandalı yok elimi. Bu güzellik yüzünden aşkları dedeli. Yavrum baban nereden, aynı mahalleden geçtik mi? Yürü güzelim yandan gel, sen bu kadehten içtin mi? Estetik operasyonlarla hayatı değişen bir başka ünlü isim, eski Türkiye güzeli Şevval Şahin. Estetikli Türkiye Güzeli olarak tarihe geçen Şevval Şahin, Türkiye Güzeli seçildikten sonra Show TV mikrofonlarına estetiğini açıklamıştı. Burnumu yaptırdım çünkü görünme hoşuma gitmiyordu ve sağlık problemim de vardı, nefes alamıyordum. İkisini bir anda yaptırdım tabii ki de ve bunu hiçbir şekilde saklamam da. Aradan geçen yıllarda yeni estetiklere ihtiyaç duyan Şevval Şahin, burnunu bir kez daha yaptırarak kendini daha iyi hissetti. Evet, ikinci operasyon geçirdim. Aslında ben bunu bayağıdır istiyordum. Fakat çok da suratımın değişmesini istemiyordum. O yüzden korkuyordum. Çok iyi bir doktor buldum. Öyle radikal bir kararla, hatta iki hafta içinde her şeyi finalize edip ameliyata girdim. Çok fazla insan aslında fark etmedi yani yüz yüze olunca, fakat ben fark edildi. Burnumun ucunda, burun deliklerimde yamukluk vardı. Ben zaten şu an çok fazla zaten yani %100 de eşit değil. Hiçbir zaman %100 eşit olamaz. Çünkü benim natürel yani hiç ameliyatsız burnumun da burun delikleri eşitsizdi. Teknolojik estetik diye tabir edebileceğimiz filtre konusunda çok fazla vaka var ünlüler dünyasında. Ama en akılda kalıcı olanı Hülya Avşar'ın oynadığı dizide kullandığı hayalet filtre. Demek ki bu işi anneler çözecek. Hülya Avşar'a oynadığı dizide öyle bir filtre uygulanmıştı ki sosyal medyada gündem olmuştu. Hülya Avşar'ı sevimli hayalet Kesper'a benzetenler oldu. Rüşvet teklif etmiyorum. Bu teklifi oğlumun ceza almasından korktuğum için de yapmıyorum. Çünkü oğlum kızınıza elini bile sürmedi. Harry Potter'ın kötü karakteri Voldemort'a da. Ambulans uçakla Amerika'da olacaksınız. Kızınız Amerika'nın en iyi hastanesinde, en iyi şartlarda tedavi olacak. Hülya Avşar'ın dizide kullandığı filtreyi en çok kullanan isim Seda Sayan. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık filtre kullanıyor Seda Sayan. İşte komik bir video. Eşi Çağlar Ökten, Seda Sayan video çekerken filtre kullandığını sanıyor. Parlattın mı bizi, ne yaptın? Parlaz zaten biz. Doğuştan, kudretten. Tabii ki. Seda Sayan gibi filtre kullanan bir başka ünlü Safiye Soyman. Onun da kullandığı filtreler de inanılmaz görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Felaket yağmur var, kaçtık. Safiye ile buraya geldik. Yağmurun sesine bak, aşka davet edin. Deniz Sekin'in bol filtreli ve photoshoplu pozları meşhur. Sosyal medya hesabında kullandığı paylaşımlarda bol bol rötuş kullanan Deniz Sekin'in kırmızı elbiseli pozunda şarkıcıyı tanımakta zorlanmıştık. Bu hikayede yanan ben oldum. Bir gülüşe kanan ben oldum. Estetik yaptırmayan Deniz Sekin'in ilk işi güzellik uzmanlığı. Makyajdan anladığını ve yüzünde sadece botoks olduğunu açıklamıştı ünlü şarkıcı. Çok iyi anlarım bu işten. Hani çok doğru kullanmak gerekiyor kozmetiği. Hani bulduğumuz her kremi yüzümüze sürmekten ibaret değil güzellik. Estetiğim hiç yok. Sadece
botoks var. O kadar. Bunlar dolgu değil arkadaşlar, kendi yanaklarım. Çok şükür. Fotoğraflardaki inceltme hileleri çoğu zaman belli oluyor. Sibel Can'ın geçtiğimiz yıl verdiği konserden yaptığı paylaşımla konserin gerçek fotoğrafları arasındaki fark inanılmazdı. Bazı sosyal medya paylaşımlarında incelmek isterken yamulan kapılar ve pencereler ele veriyor ünlüleri. İşte Gülşen, işte Fahriye Evcen, işte Aleyna Tilki ve işte Burcu Esmersoy'un biraz daha ince görünmek için kapı pencere yamulttukları o fotoğraflar.